Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekilleri Erhan Usta ve Hüseyin Edis Haber Medya'yı ziyaret etti. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'la sohbet eden Usta ve Edis terörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecini ihanet süreci olarak adlandırdıklarını ve terör olaylarının bir an önce bitmesi gerektiğini kaydeden Erhan Usta, Türkiye bir beka sorunu ile karşı karşıyadır diye konuştu. Öncelikle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ancak tabii ki bugün geldiğimiz noktada maalesef Türkiye çok zor durumda. Çözüm süreci denilen sürecin, bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak ihanet süreci olarak bu süreci adlandırıyoruz. Ne kadar isabetli olduğumuz da aslında ortaya çıktı. Bu sürecin Türkiye'ye getirdiği noktadır bu. 2 günde 30 tane şehit, başından beri yüzlerce şehidimiz oldu. Devletin başındaki insanın, devletin cumhurbaşkanının, devletin başbakanının bu tür biz kandırılık edebiyatı yapma hakkı yoktur bu ülkede. Kaç defa daha kandırılacaksınız? Sürekli bir kandırılık edebiyatıyla işler götürüyor. Devlet elden gidiyor. Artık Davutoğlu'nun ifadesiyle biz bunu daha önce de söylüyorduk. Türkiye bir beka sorunuyla karşı karşıyadır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Hüseyin Edis de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi. Çok da fazla ne söylenir açıkçası bilmiyorum ama tüm şehitlerimize başsağlığı diliyorum. Mekanların cennet olmasını istiyorum. Allah biliyorum ki mekanları cennet olacak. Yakınlarına sabır diliyorum. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz Türkiye. Hepimize çok görev düşüyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllardan beri uyarıyoruz. Yıllardan beri bugünlere gelineceğini anlatıyoruz. Bu işi yapmayın. Çözüm sürecinden vazgeçin. Hatta çözüm sürecinden vazgeçin. Gelin koalisyon kuralım dedik. Onlar yanaşmadı buna. Geldiğimiz noktada ne yazık ki haklı çıktık. Keşke çıkmasaydık.